Evet değerli balıksırlar, Posta TV ekranlarına herkese merhabalar. Şu anda Balıksır Meyhaneler Boğazı'ndayız. Burada bir şikayet söz konusu. Vatandaşların, buradaki esnafların bize bir şikayet telefonu oldu. Bunun üzerine biz de Meyhaneler Boğazı'na geldik. Şu anda da Meyhaneler Boğazı'ndaki esnaflarla birlikteyiz. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Akın Varol. Evet Akın Bey, buradaki esnaflarımızdan bize şikayet geldi. Burada bir tehlike arz eden bir ağaç olduğu konusunda telefon geldi. Biz de buraya geldik onun için. Siz bu konuya hakim misiniz? Bilginiz var mı? Tabii ki bilgim var. Ben de burada yaklaşık 41 senedir bir yerel esnafım burada. Buradaki ağaç bir kavak ağacı. Tabii ki yeşillikleri seven esnafız. Bütün bir Türk halkı olarak biz yeşillikleri çok seviyoruz. Ama bu kabak ağacı yaklaşık 30 senenin üzerinde ama şu anda çürümüş bir vaziyette. Ve burada tehlike arz ediyor. O bakımdan esnaflar daha önce hep beraber toplandık. Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet dilekçesinde bulunduk. Yani konuyu şikayet olarak dinlemeyeyim de çözüm odaklı. Daha sonra yerel belediyeye de bulunduk ama şu anda ilgisiz kaldılar, gelmediler. Çünkü hem tehlike arz ediyor, çürüdü. Eski vasfı kalmadı. Aynı zamanda bir de bu rüzgarlı havalarda ve belirli mevsimlerde aşırı derece polen yapıyor. Burası bir de çok gıda üzerine bir işletmeler çok fazla var, lokantalar var. Bir de biliyorsun polen alerjisi olan insanlar var ya, bu bakımdan sıkıntı var. O bakımdan bu işi bir yerel yönetimlerden bir çözüm istiyoruz. Evet, ben mikrofonumu şöyle diğer esnaf arkadaşlara uzatmak istiyorum. Evet, sizi tanıyalım. Ben de Şenol Eyol, Kardeşler Lokantası sahibi. Komşumun ifade ettiği gibi biz hep beraber burada esnaf olarak toplandık, dilekçemizi verdik. Hep iyiden beri kesilmesini bekliyoruz. Bilhassa yaz sezonlarında polenleri lokantalara çok zarar veriyor. Lokanta esnafımız bunu bizden daha çok talep etti. Yani kesilmesini istiyoruz. Peki siz dilekçe verdikten sonra herhangi bir kontrol etmeye, denetlemeye... Geldiler. Hep kesileceğini söylediler yani. En kısa zamanda bir dönem geçmesini beklediler. Bilhassa bilmiyorum, bir müdür bey falan gelip yerinde gördüler yani. Evet değerli balıkçılar, ben çınar ağacı dedim ama aslında bu bir kavak ağacıymış. Bayağı da yüksek bir ağaç. Şöyle sizde kameraman arkadaşım gösterebilirse. 30 yılın üzerinde yaşı olan tahmin ettiğimiz bir ağaç. Çürük yani, biz de burada gelip yerinde gördük. Bir an önce kesilmesi lazım. Çünkü insanlar burada oturuyorlar, çay kahve içiyorlar, ne bileyim kafeteryalar var, iş yerleri var. İnsanlara tehlike yaratabilecek bir ağaç burası. Hemen bu ağacın önündeki bir iş yeri var. O iş yeri sahibine de mikrofonumuzu uzatalım. Sizi tanıyabilir miyiz? Evet, Mehmet Eldaş, Kervan Tost işletmecisiyim. 30 yıllık ağaç dediğimiz gibi çürüdü, çatır çatır sesler geliyor. Tehlike arz ediyor, bakın şuralara. Evet. Gerekli yerlere işlemleri söyledik herkese. Ne gerekli hesabını. Bekliyoruz. Yani esnaf olarak biz dilekçemizi verdik. Evet. Görevimizi yaptık. Evet. Şikayetimizi de bildirdik. Ama bir sonuç alamadık. Bir an önce kesilmesini istiyoruz diyorsunuz. Evet. En azından biz şey olmasın. Evet. Allah korusun, burada bir yıkılma durumu söz konusu olursa insanlar zarar görebilir. Aynen. Peki, teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık. Bundan sonraki işte yetkililerin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Meyhaneler Boğazı'ndan son durumu aktardık size. Ağaçla ilgili esnaflarımızın görüşlerini aldık. Biz de gelip yerinde gördük. Bir an önce yetkililerin bu ağacını kesmesi temennisindeyiz. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.